Efendim herkese merhabalar. Kripto Para ile tekrardan sizlerleyiz. Evet, kripto paralarda öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Hızlıca bir fiyatlamalara bakalım. Ardından Gökçe Çalışan bizlere eşlik edecek. Evet, baktığımızda bildiğiniz gibi Elon Musk'ın yeni bir tweet'i vardı. Bu tweet'le birlikte Dogecoin'de bu an itibariyle %14'lük yükselişler görüyoruz. Bir pozitif ayrışma var. Tekrardan ödeme sistemlerine dahil edilmesi haberiyle birlikte %14'ün üzerinde bir yükseliş sergiledi. Detaylarını birazdan konuşuruz. Polkadot'u görüyoruz burada %4'lük yükselişle. Algorand'da yine aynı şekilde %2'nin üzerine yükselişler var. Maker'da %2'nin üzerinde, Stellar Lumen'de %2'nin üzerinde. Ripple'da yine aynı şekilde %1'in üzerinde yükselişler görüyoruz. Basic Attention Token, Holochain, Ethereum burada pozitif tarafta fiyatlanıyor. Bitcoin yatay $42.700 seviyesinde seyrediyor. Genel olarak bugün kripto paralarda yeşil bir tablo olduğunu görüyoruz. Peki, detaylar diyelim. Haber akışlarıyla devam edeceğiz şimdi. Sevgili Gökçe Çalışan bizlere eşlik edecek dedik. Gökçe selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Gökçe, önemli bir haber var. Türklerin işlem hacmi Tether'de dünyada birinci sıraya ulaşmış durumda. Biraz nedenlerini konuşalım ve bu işlem hacmi niye bu kadar arttı? Neden dünyada birinci sıraya yerleştik ve ne kadarlık bir hacimden bahsediyoruz? Öncelikle en çarpıcı haberle başlayalım istersen. Evet, aslında Eylül ayından beri Türk lirasının dolar karşısında değer kaybıyla beraber baktığımızda bu Tether'e olan ilginin de arttığını da gördük. Bununla beraber dünyadaki en büyük 3 global borsaya da baktığınızda Türk lirası diğer para birimlerini geride bırakarak Tether'le işlemde birinci oldu. Zaten Türkler Avrupa'da birinci sırada kripto para yatırımında, dünyada ise dördüncü sırada geliyor ve bunu da aslında biraz daha göstermiş olan bir veri oldu. 1.8 milyar lira kadar çıkan bir hacim de söz konusu burada baktığınızda Tether'e karşı. Bu durum zaten hani kripto paraya olan ilgiden de anlaşılıyor ülkemizdeki ve bu hacimlerde çok da artacağı da benzemiyor bana soracak olursanız. Peki, burada Bitcoin tarafına bakacak olursak, burada zayıf fiyatın nedenleri ne olabilir? Yani tepki görüyoruz ama çok sınırlı tepkiler görüyoruz. Artık kripto paralarda rally bitti mi demeliyiz? Burada da makroekonomik taraftaki etkilerin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda aslında bütün piyasaların gözü Fed'de ve bir faiz artışı olacak ki bir değil, yani 3'e kadar bekleniyor. Hatta JP Morgan Morgan'ın CEO'su J.D. Diamond'ın yaptığı bir açıklama olmuştu 4 ve üzeri beklediğine dair ve burada aslında Fed'in nasıl iletişim kurduğu da çok önemliydi. Bizler için bundan sonraki süreçte biraz daha bu makroekonomik taraftaki konularla şekillenecek. Fed'in bilanço azaltımına gidecek olması piyasalardan likidite çekecek. Aslında bunun da biraz daha fiyatları baskıladığını söyleyebiliriz. Bitcoin'e baktığımızda Mayıs ayında dip yapmıştı. 28 bin, 30 bin dolar bantlarında ne kadar inmişti. Sonrası 30-40 dolarda giden bir fiyat hareketi yapmıştı. Şimdi korku ve açgözlülük endeksine baktığımızda şu anda gördüğümüz seviye 21'lerde. Bu Bitcoin için ölçülen bir şey. Bu volatiliteye bakılıyor. İşte marketteki ya piyasadaki İnsanların işte Twitter işte gibi accountlarda attıkları, hesaplarda attıkları tweetlerin pozitif ya da negatif olmasına bakılarak gibi etmenlerle ölçülen bir endeks ve Mayıs'taki seviyesinde şu anda 21'lere geri çekilmiş durumda. Mayıs'ta 30 bindeyken bu seviyelerdeydik. Şu anda 40 bin için bu seviyeleri görüyoruz. Hani bu noktada biraz da 40 bin bizim için yeni 30 bin algısı da yaratılmış durumda. Bu tabii ki de hani 40 binin altına düşmeyecek gibi bir şey söz konusu değil. Her zaman masada, ancak piyasanın biraz da 40 bini yeni 30 bin gibi fiyatladığını bize gösteren bir metrik olarak dikkat çekiyor. Bu yıl içerisinde benim düşüncem, hani tabii ki de Fed'i takip edecek kripto paralar, ancak buradaki adaptasyonu da çok arttığını da görüyoruz. Özellikle 2021 yılında yeni katılan yatırımcının miktarı %55 oldu. Son yıla baktığımızda özellikle NFT'nin ana akım medyada bu kadar çok bahsediliyor olması, Samsung mesela NFT platformu yapıyor şu anda televizyonlarına. Ya da işte Metaverse'de gidip de mağaza açtığını görüyoruz ve burada markaların da çok büyük bir adaptasyonu var. Ve bunun da 2022 yılında devam edeceğini göreceğiz ve bununla beraber de
Kripto paralarda da belki de proje bazlı ayrışmaların devam ettiğinden de bahsediyor olacağız. Şu anda baktığınızda evet makroekonomik taraf bizi çok etkiliyor olsa da kriptonun kendi dinamikleri de var. Bunun da biraz daha göz önüne çıktığı, belki de her projenin değil de biraz daha hikayesinin olanlarının yükseldiği bir yıla doğru giriyoruz diyebilirim. Peki burada 2022'yi konuşacak olursak altcoin'ler için ne diyorsun? Yani burada proje bazlı hareketler öne çıkabilir dedin ama yani hani kümülatifte baktığımızda altcoin'ler Bitcoin'in fiyatını takip etmeye devam edecek mi? Yani burada altcoin sezonunun ya da rally'sinin başlaması için önce Bitcoin'in tekrar atağa kalkması gerekiyor diyebilir miyiz? Aslında şu noktada biraz daha yatay gitse de yeterli diye ben düşünüyorum. Çünkü altcoin'lerde hala fırsatlar var. Şimdi son döneme baktığımızda DeFi'deki kullanımın çok arttığını gördük ve 200 milyonun üzerinde de yatırımcı şu anda kripto parada ve DeFi kullanıcısı da gün be gün artıyor. Son yıla baktığımızda da özellikle de Layer 1 dediğimiz kendi akıllı kontrat platformu olan, kendi blok zinciri olan projelerde ayrışmaları çok fazla gördük. Bunlar Phantom, Avalanche, Polkadot, işte Ethereum en başlarında geliyor zaten gibi platformlardı. İşte Solana vardı, Binance Smart Chain'in BNBC vardı ve bunlar da ayrışmaların olduğunu gördük ve 2022'de de ben benzeri bir senaryo göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda baktığınızda evet 200 milyon ciddi bir kullanıcı ama bunun da %55'in geçen yıl aramıza katıldığını düşünürsek giderek de artacağı ve bir noktada da hani artık daha güçlü sistemlere ihtiyacımız olacağı bir yıla doğru gidiyoruz. Şu an hala blok zincir teknolojileri yeni ve burada da daha fazla gelişmeye de açık. Mesela Solana'ya baktığınızda Solana çok fazla yatırımcısı da var. Ancak son dönemde özellikle son bir ayda iki kere sistemde sorun yaşadı ve işlemlerin durduğunu gördük. Ve bu noktada işte Layer 1'larda ayrışmanın süreceği bir yıl olacak. Daha iyi çözümlemelerin öne çıkacağı bir yıl olacak diye düşünüyorum. Diğer bir taraftan hani Layer 1'lar evet ayrışabilir ama diğer bir yandan da önceden DeFi'nin tamamı Ethereum'dayken Ethereum buradaki payını kaybetti. Şu an Avalanche'a baktığınızda üzerinde ciddi bir ekosistem var. Phantom'a baktığınızda keza aynı şekilde, Solana'da aynı şekilde, Binance Smart Chain'de de öyle ve geldiğimiz noktada bu farklı ekosistemlerin birbirleriyle konuşabilecekleri bir ortamın yaratılması bizim için kritik olacak. Bu noktada da bunu sağlayabilen sistemlerin öne çıktığı bir yıl yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Çünkü önceden sadece Ethereum'dayken bu ekosistem bu kadar dağılmamıştı ve birbirleriyle hani rahat bir şekilde konuşabilirlerken şu anda buna aslında o kadar da sahip değiliz. 2022 yılında bu tarafta işte beraber çalışabilirlik diye Türkçeleştirebileceğimiz interoperability özelliğine sahip platformların da biraz öne çıkacağı ve blok zincir olarak hani teknolojisinin iyi olan ve bu Ethereum'daki ölçeklendirilebilirlik sorununu iyi çözen projelerin de öne çıktığı bir yıl olacak. Bu yıl Chainlink için de önemli bir yıl. Çünkü hani bu zincirlerin konuşabilirliğinden bahsettik. Chainlink'e baktığınızda bir uzman ağ olarak dikkat çekiyor ve onun da bu yıl içerisinde bir güncellemesi olacak. Ve bütün blok zincirlerle çalışan ve datalarını dışarıdan, harici datalarını blok zincirlere getiren bir uzman ağ ve bütün blok zincirlerde var. Ve bir güncelleme yapmayı planlıyorlar bu yıl içerisinde ve bu güncelleme ile beraber de aslında bu zincirlerin birbirleriyle konuşabilirliğini de arttırma yoluna gidecekler. Bu yıl o yüzden önemli, çok ilginç gelişmeler de olacak. İşte Avalanche'ın subnet güncellemesinde göreceğimiz bir yıl olacak. Aslında kripto para ekosisteminde hani daha bu DeFi tarafını kullananların takip ettikleri haberler bu tarafta diyebiliriz. Yani Layer 1 taraflarındaki güncellemeler ve zincirler arası konuşabilirliğin arttırıldığı taraftaki projelerin öne çıktığı bir durum söz konusu şu anda. Gökçe, şimdi Dogecoin'de bir pozitif ayrışma görüyoruz. %14'ün üzerinde artı. Çünkü burada yeni bir gelişme var. Burada Tesla tekrardan Dogecoin ile ürün satışına başlayacağını duyurdu. Etkisi sınırlı ya da bugünle sınırlı kalır mı? Nasıl okuyalım bu haberi?
Burada aslında Dogecoin seçimi çok ilginç geliyor bana. Çünkü Dogecoin dediğimiz şey hani evet bir meme token, onunla beraber de teknolojik olarak da hiçbir şey de katmıyor hayatımıza. Şu anda baktığınızda Dogecoin dediğimiz şey Litecoin'in bir fork'u. Litecoin'in teknolojisini alıp da hani üzerine çok da bir şey koymadan üretilen bir şey. Litecoin de Bitcoin'in fork. Hani Bitcoin'de blok süresi 10 dakika. Litecoin'de bunu 2,5'a indirip 21 milyon olan arzı 84 milyona çıkarıyorlar. Çok bir esprisi yok. Dogecoin'in de benzeri bir şekilde hani bir fork. Burada da hani esprisi meme token olması. Hayatımıza çok bir şey katmıyor aslına bakarsak. Ancak bir ödeme aracı olarak hani değer saklama aracı olarak da görülüyor. Elon Musk'ın da bu konuda hani Dogecoin'i de çok savunmasını da temellendirdiği şeyin de ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Savunması şu, Bitcoin'e karşı çıkıyor çünkü hani Bitcoin'in enerji kullanımının çok yüksek olduğu savıyla karşı çıkıyor ve Dogecoin'i daha sağlıklı bulduğunu çünkü enerji tüketiminin daha az olduğunu söylüyor. Ama ben bu noktada şu yüzden karşı çıkabilirim. Dogecoin dediğimiz şey Bitcoin kadar merkeziyetsiz ya da güvenli bir ağ değil. Eğer ki Bitcoin kadar merkeziyetsiz olmayı başarabilseydi zaten benzeri bir enerji tüketimine de sahip olabilirdi. Burada bir miktar Elon Musk'ın bilgi eksikliği olduğunu ben düşünüyorum. Ve hani Dogecoin evet bu tip haberlerle fiyatlanmaya devam edecek ama günün sonunda baktığınızda aslında hani çok güzel çözümlemeler varken işte çok ciddi blok zincirler, çok çok ciddi teknolojik gelişmeler varken biraz farklı bir seçim gibime geliyor benim. Hani Elon Musk adına o Dogecoin'de artık hani kendi düşüncesine göre hareket ediyor. Biraz kopmuş durumda bence bu konuda. Peki burada vaktimiz de az kaldı ama özellikle bir süredir Ripple ve SEC arasındaki davayı konuşmuyorduk ama burada önemli bir gelişme de var. Evet. Bu gelişmeye Evet. baktığımızda SEC tarafından hani Ripple yatırımcısını sevindirecek bir gelişme belki de. Ripple'ın bir menkul kıymet olarak kaydedilmesi gerektiği tekrardan gündemde. Davanın şeklini ve nihai sonucunu değiştirecek bir gelişme mi? Artık sona geldik diyebilir miyiz yoksa erken mi? 2022 yılında artık çözümlenmesi bekleniyor bu davanın ki Ripple tarafı da bu dava sürecinden çok rahatsız. Daha 2 gün önce Ripple'ın baş avukatlarından bir tanesi SEC ile hani bir çekişme de yaşadı. Bu dava sürecini çok uzun tuttuğunu ve artık geciktirilmiş adaletin aslında verilmemiş adalet olduğundan bahseden böyle sert tweet serileri attı. Gary Gensler'la hedef alan. Ve artık istiyor ki Ripple tarafı bu dava süreci tamamlansın. Ancak SEC'nin bunu geciktirdiğini çünkü zaman kazanmaya çalıştığını söylüyor. Ethereum'u neden Ripple'dan farklı değerlendirdiklerini anlamadıklarını söylüyorlar. Ripple'ın aslında burada davayı kazanacağına inancının tam olduğunu görüyoruz. Bu kadar iddialı ve hani sonuçlandırmaya yönelik adımlar atması nedeniyle. Menkul kıymet olarak belirlenmesi Ripple adına kötü bir durum olacak ama hani ben çok sert bir haber çıkacağını zannetmiyorum. Ripple bir muhtemelen cezaya çarptıracak. Bunu ödemek zorunda kalacak. Sonrasında da bu dava sürecini geride bırakmış olacağız. Gökçe, çok teşekkür ediyorum. Şimdiden de güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Biz de kısa bir araya gidelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde Borsa Teknik'te tekrardan sizlerleyiz efendim. Hoşça kalın.